Herkese merhaba. Şehrin Bilinmeyenleri programımız başlıyor. Sizlere doğal ve kültürel güzellikleriyle ünlü şehrimiz Batman'dan sesleniyoruz efendim. Ve yanımızda işletme sahibimiz ve adından yaptığı işlemlerden, hekimliğinden sıkça bahsettirmiş bir isim bulunuyor. Saime Altun Polat. Öncelikle Saime Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, bizler de iyi olduk. Sizleri biraz dinleyelim. Ne kadardır bu sektördeyiz veya işletmemiz ne kadardır faaliyette? Tabii. Ben 2010 mezunuyum. Mezuniyet sonrası yaklaşık 4 yıl kadar kamuda görev yaptım. Sonrasında 3 yıl kadar serbest muayenehanemde çalıştım. Son 1,5 yıldır hem yönetici hem de çekim olarak görev yapmaktayım. 9 yıldır aslında bu sektördeyiz. Sadece şu anki işletmemizde 1,5 yıllık yeni bir işletme. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz bizler de size. Sizleri biraz dinleyelim. Burada hangi tedavileri uyguluyoruz? Diş hekiminin hemen hemen her dalında hizmet veriyoruz. Protez, endodonti, kanal tedavisi, diş eti hastalıkları tedavisi, pedodonti, çocuklarda diş hekimliği, cerrahi olarak implant vesaire hemen hemen bütün alanlarda hizmet veriyoruz. Aslında bu işlemlere girmeden önce halkımızı bilinçlendirmek adına şu soruyu mutlaka sormak isterim sizlere. Ağız ve diş sağlığı sizlere göre nedir? Ağız ve diş sağlığı aslında çocuk döneminde başlamalı. İlk eğitim aileden verilmeli. Çocuklarda özellikle bizim önerdiğimiz 2 yaşından sonra diş temizliği, diş sağlığı, diş bakımına önem verilmesi, diş fırçalanmaya başlanması, beslenmeyle beraber devam ettirilmesi, bunun idame edilmesi, rutin diş hekimliği kontrollerinin de 6 ayda bir rutin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde genelde hastalarımız, insanlarımız ağrı çekmedikçe, hatta çektikleri ağrı onların hayatını çekilmez hale getirmedikçe biz hekimlere pek gelmiyorlar. Bu durumda da hem maddi hem de manevi olarak çok ciddi zarar görmüş oluyorlar. Ne kadar erken dönemde müdahale edilirse aslında iş o kadar kısa sürede bitiyor, o kadar kısa ve kolay tedavi bitirilebiliyor, tamamlanabiliyor. Aslında çok haklısınız. Türk toplumunda böyle bir algı vardır. Ağrım sızım olmadan hiçbir hekime gitmiyorum. En azından 6 ayda bir rutin kontrollerimizi bir yaptıralım ki tedavilerimiz daha kolay ve daha acımasız sürsün diye. Peki burada biraz işlemlerimizden bahsedelim istiyorum. Bütün halkımızın da merak ettiği bir konu var. İmplant. İmplant nedir veya kimlere uygulanabilir? Aslında implant doğal dişin tamamen taklidi gibi düşünelim. Çene kemiği içerisinde köklerini görecek titanyum tabi caizse vidalar yerleştirilir. Sonrasında kemikle kaynaşması, bağlanma sağlandıktan sonra da üst protez yapıya başlanır. Bunun için gerekli kriter aslında hastanın yaşı ya da herhangi bir sistemik rahatsızlığın olup olmaması, kemik kalitesi, kemiğin kalınlığı ve yüksekliği bunlara bağlı bu tedavinin başarı şansı. Genelde diyabet hastalarına, ağız bakım hijyeni kötü olan hastalarımıza çok önermiyoruz. Çünkü ağız hijyen eksikliğinden kaynaklı kendi doğal dişlerini kaybetmiş bir hastanın ağzına dışarıdan verilen yapay bir şeyi kabullenip onu en az kendi vücudu kadar hijyenik tutabilmesi oldukça zor oluyor. Bu tip hastalarda genelde biz ağız bakımlarının iyileştirdikten sonra, bunu devam ettirebildiklerini gözlemledikten sonra bu tedaviyi öneriyoruz. Yoksa herkes için uygun bir tedavi seçeneği değil. Acısız bir işlem mi peki? Kesinlikle acısız. Neredeyse bir kanal tedavisi kadar zaman almıyor, kısa sürüyor. Ama dediğim gibi bunun için bazı kriterlerimiz var, yaş faktörümüz var, herhangi bir sistemik rahatsızlığın olup olmaması etkileyebiliyor. Ama genel itibariyle işlem sonrası hastalarımızın geri dönüşü çok rahat olması yönünde. Sağlık ağızda başlıyor ve sağlığınıza emanet edebileceğiniz işte güvenilir eller diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın.